TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre %51.3 artışla 4.3 milyar dolara çıkarak son 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Bankacılık sektörünün toplam net kârı Ocak-Temmuz döneminde %3 artışla 40.2 milyar lira yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde konut fiyat endeksi düşük kredi faizleri ve azalan arzın etkisiyle Haziran'da yıllık %18.6 artarak 33 yıllık veri tarihinin en büyük artışını kaydetti. Çin konut ve arsa fiyatları ve kiralardaki artışları kontrol altına alabilmek için yeni bir düzenleme hazırlığında olduğunu duyurdu. Çin hükümeti, şehirlerdeki konut kiralarının %5'ten fazla artmamasını sağlamayı hedefliyor. Çin'in resmi haber ajansının bildirdiğine göre çevrimiçi oyun sağlayıcıları reçet olmayanlara yalnızca cuma, cumartesi, pazar ile resmi tatil günlerinde bir saat hizmet sunabilecek kısıtlamanın çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığını koruma amacıyla getirildiğini belirtildi. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün 31 Ağustos günlerden Salı. Şimdi bugün itibariyle 3. çeyreğin son ayına yarından itibariyle girmiş bulunacağız. Sonrasında da 3. çeyrek rakamların hem Avrupa Birliği'nde hem ABD'de hem Asya'da ya da işte hem Türkiye'de bütün bölgelerde bakacağız verilerine. Nasıl geçiyor 3. çeyrek son ay, Eylül ayı. Birazdan da konuşacağız konuklarımızla, biraz açacağız konuyu diyelim. Şimdi bugün neler konuştuk biz, onlara bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Fed Başkanı, eski Fed Başkanı William Dudley, Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole Sempozyumundaki konuşmasından çıkan mesajlara ilgili değerlendirmesi var. Piyasalara güven vermeye çalıştığı belirtiliyor. Enflasyonda geçici olduğunu, baz etkisinin geçmesiyle birlikte yaz aylarında enflasyonda gerileme olacağını söyledi. Bu konuda yorumlar farklı tabii, onu da söyleyelim. Diyor ki FED enflasyonu çok daha odaklanıyor ve piyasalara güven vermeye çalışıyor. Şu ana kadar analizler iyimser, enflasyon geçici olacak. Powell bunu güzel bir şekilde açıkladı diyor. Dayanıklı malların fiyatları son 25 yılın çoğunda geriye geliyordu. Ancak bir yılda 157'lik bir artış oldu ve bu tarihsel trendin dışında bir durum diye devam etti. Avrupa Merkez Bankası üyesi ise Holzman ise bankanın kriz teşviklerini azaltarak 10 yılın zirvesine ulaşan enflasyona odaklanmaya başlaması gerektiğini söyledi. Holzman, bankanın pandemi acil varlık alım programı ile yaptığı varlık alımlarını 4. çeyrekte azaltması yönünde bir teklifi destekleyeceğini söyledi. Bu arada eski Hindistan eski merkez, daha doğrusu eski Merkez Bankası Başkanı Hindistan'ın Rajan, Amerika Merkez Bankası Fed'in 2013'teki varlık alımlarını azaltmadaki hızlı stratejisini eleştirdi. Fed'in bu kez pandemi alımlarının kademeli azaltımında geride kalabileceğini ifade etti. 2013'tekinden farklı olarak bu kez Fed Başkanı Powell, varlık alımı azaltım sürecinin kademeli olacağını belirse de gelişen piyasaların Fed'in politika tutumunda önemli bir değişiklik olabileceğine dair endişeli olduğunu ifade etti. Ve bu piyasaların daha az politika alanı ve daha az kredibilitesi olması nedeniyle Fed'den daha az bekleyip görme imkanı olduğunu da ifade etti. Ve son olarak büyüme ve enflasyon bu hafta yarın itibariyle ikinci çeyrek büyüme rakamını alacağız. Bloomberg KT'nin yapmış olduğu araştırmada, daha doğrusu ankette %22 geldi tahminler ikinci çeyrek büyümesi için, yıl bazında %8. Bu arada enflasyon da gelecek, enflasyonda bekliyor olacağız. Piyasalara geçelim, Borsa İstanbul'la başlıyoruz. Bu arada Türkiye'de şöyle bir veri geldi. Aslında bu veri önümüzdeki süreç için önemli. Neden? Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi %38'lik bir artış kaydetti. Bu endeks tarihinin en yüksek artışı. Hangi sektörlerde yüksek artış var Hizmet Üretici Fiyat Endeksinde, hemen söyleyelim. Şimdi %164 gayrimenkul hizmetlerinde gerçekleşti. Rakam çok büyük. Bu sektörü %102 ile su yolu taşımacılığı ve %70 ile depolama ve destek hizmetleri izledi. Ki gayrimenkul sektörü sadece Türkiye'de değil, dünya açısından da kritik bir öneme sahip diyelim.
Borsa İstanbul 1472 yüzde 0.95 primli, dolar TL tarafında bugün gün içerisinde 8.29.35 seviyesine kadar gerilediğini gördük. Euro tarafında 9.81 seviyesi var. Parite 1.18.03 seviyesinde. Avrupa piyasalarına göz atalım. Geçtiğimiz hafta seyir karışıktı ama Avrupa tarafından gelen veriler de özellikle enflasyon bazında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Hatta bugün gelen enflasyon rakamı %3, %2.7 beklenirken. Yani Avrupa'da da aslında enflasyonda yukarı yönlü hareket devam ediyor. O yüzden Avrupa borsalarına baktığımızda aslında satıcılı bir seyirle kapanışlar olduğunu söyleyelim. Hala delta varyantını konuşuyoruz, kapanmaları konuşuyoruz. Turizm etkisi var. Bununla birlikte tabii az önce bahsettiğim Çin'in oyun sektörüyle ilgili almış olduğu kararlar var. ABD kanadını hemen geçelim. Amerika Birleşik Devletleri borsaları Jackson Hole sonrasında yatay seyirde devam ediyor. Nasdaq tarafında eksi hafif ama artıya döner mi bakacağız. Dow Jones %0.12 artıda. MTA tarafında ise tabii Fed'in ne yapacağı önemli olacak. Şimdi Eylül ayı toplantısı 21-22 Eylül'de Fed'in ve burada ekonomik tahminler de açıklanacak. Önemli bir toplantı olduğunu ifade edelim, Eylül toplantısı. En azından bu Eylül'de acaba varlık alımının azaltılması ile ilgili bir takvim gelecek mi, ona bakacağız. Altın 1809 seviyesinde yatay seyrini koruyor. Altın tarafı bu şekildeyken petrolde bu hafta özellikle yarın OPEC toplantısı olacak. Bu da önemli. Onun öncesinde hemen Brent petrolün $73, NYMEX'in $68 olduğunu söyleyelim. Biraz uzaklaştılar NYMEX ile Brent petrol birbirlerinden. Son olarak kripto para piyasasına da göz atalım. Kripto para piyasasında seyir karışık. Bitcoin $50,000 görmüştü geçen hafta ama satışlar gelmeye başladı. Ripple'da %6'ya yakın prim var. Diğerlerinde de seyir karışık. Şimdi biraz Ankara'ya bakalım. Hafta başı itibariyle başlıklarda neler var? Aykut Gürel karşımda, Türel karşımda. Aykut merhaba. Merhabalar Zeliha Saraç. Merhabalar. Nedir başlıkların? Aslında uzun bir süredir ifade ediyoruz. En önemli gündem başlığı Afganistan'daki gelişmeler. Ankara'nın yakın takibinde orada diplomatik trafik devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlanacaktır. Hafta sonunda Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulunmuştu. Afganistan'daki gelişmelere ilişkin Taliban muhataplarıyla istihbarat birimlerinin görüştüğünü ifade etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Süreci şu anda hassasiyetle izlemeleri gerektiğini belirtmişti. Taliban'ın açıklamaları ılımlı ama 20 yıl öncesinin açıklamalarıyla şimdiki açıklamalar acaba örtüşüyor mu ifadelerini kullanmıştı. Aynı zamanda muhalefetin gündemindeki en önemli gündem başlığı da Afganistan'daki gelişmeler. Bugün CHP-MYK toplantısı gerçekleştirildi. MYK toplantısı sonrasında ise parti sözcüsü Faik Öztrak kameraların karşısına geçti. Afganistan'daki gelişmelere ilişkin mesajları vardı Faik Öztrak'ın. Kabil Havalimanı işletilmesine ilişkin vazgeçilmez kılan nedir sorusunu sordu Faik Öztrak. Afganistan'da şu anda en bol olan terör ve uyuşturucu. Türkiye'yi böyle bir coğrafyaya sokmak için bu ısrar neden dedi. Aynı zamanda Türk askerinin Afganistan'dan ayrılmasına ilişkin ise yorumu memnunuz ifadelerini kullandı. Sadece tabii Afganistan'daki gelişmeler değil, aynı zamanda siyasetin en önemli gündem başlıklarından birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim barajına ilişkin açıklaması. Seçim barajında %7 netleşti açıklamasını yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda MHP'nin de %7'ye olumlu baktığını ifade etmişti. Muhalefetin de bugün gündemindeydi. Faik Öztrak seçim barajı %7 ne olsa ne olur, 5 olsa ne olur ifadelerini kullandı. Millet seçim sandığını bekliyor dedi. Siyasetin gündemi bu şekilde, muhtemelen bu hafta içerisinde de bu başlıkları konuşuyor olacağız. Biraz eğitim alanına bakalım çünkü eğitim açısından kritik bir hafta içerisindeyiz. Önce ÖSYM'nin Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarıyla başlayalım. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından sosyal medya hesabından sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği o sonuçlar açıklandı. Biraz buna ilişkin detayları da hemen paylaşayım. Tercih yapan adayların %85.80'i üniversiteye girdi. %27.52'si ilk,
%14.41'i ikinci, %10.09'u da üçüncü tercihle yerleşmeyi başardı. Böylece yüksek öğretim kurumları sınavına ilişkin yerleştirme süreci de tamamlanmış oldu. Sadece yüksek öğretim kurumları sınavı değil, aynı zamanda gözler artık yarına da çevrilmiş durumda. Eğitim alanına ilişkin yüz yüze eğitim koronavirüs gölgesinde başlayacak. Daha doğru ifadeyle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar çarşamba günü, yani yarın uyum haftası kapsamında ders başı yapacak ve ardından da 6 Eylül'de ise tüm sınıflar haftada 5 gün okula gidecek. Tabii veliler ve öğrenciler için tatlı bir telaş olduğunu söyleyelim. Uzun bir süredir pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gerçekleştiriliyordu. Artık yüz yüze eğitim başlayacak. Buna ilişkin hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın geride bıraktığımız haftalarda tedbirleri söz konusuydu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda özellikle öğrenci, öğretmen ve okul çalışanları maske takacak. Yine okul servislerinde tedbirler söz konusu olacak. Yarın da tabii buna ilişkin gelişmeleri biz de haberleştireceğimizi belirtelim. Gelelim yargı alanında bu hafta neyi bekliyoruz? Hemen o sorunun yanıtını da paylaşalım. Adli yıl yarın yapımı tamamlanan yeni Yargıtay binasında düzenlenecek törenle başlamış olacak. O törene de Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Hem adli yıla hem de güncel başlıklara ilişkin oradaki konuşmasında önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. 20 Temmuz'dan bu yana devam eden adli tatil boyunca tabii acil davalara nöbetçi mahkemeler tarafından bakılmıştı. Diğer davalar ise yeni adli yıla ertelenmişti, ara verilmişti daha doğru ifadeyle. Yarın da adli yıl düzenlenecek törenle başlamış olacak. Gelelim ekonomide bu hafta ne bekliyoruz? Aslında siz biraz özetlediniz Zeliha Saraç. Birkaç cümleyle ben de bahsedeyim. Ankara'dan da tabii takip edeceğiz yakın bir şekilde. Büyüme rakamları yarın açıklanacak. İlk başlık bu olsun ekonomiye ilişkin. Hatırlanacaktır, yılın ilk çeyreğinde %7 bir büyüme gerçekleşmişti. Evet. 2 Eylül tarihinde ise Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerini açıklayacak. Cuma günü ise enflasyon rakamlarında gözler olacak. Toparlamak gerekirse siyaseten en önemli gündem başlığı Afganistan'daki gelişmeler ve seçim barajının düşmesine ilişkin tartışmalar olacak. Çok teşekkürler Aykut Türel verdiğin bilgiler için. Şimdi biz de piyasaları konuşmaya başlayalım. Enver Erkan karşımda. Enver, öncelikle istersen, hoş geldin. İstersen büyüme rakamından ve enflasyondan biraz bahsetmek gerekir. Tabii onun öncesine şunu da sorsam iyi olur. Bugün özellikle Borsa İstanbul'da hacim yine çok yüksek olmamasına karşın bir hareketlenme gördük bankacılık tarafında. Nasıl yorumluyorsun? Evet, son dönemde piyasaya yabancı girişi çok belirgin Zeliha Hanım. Özellikle bu etkiyi BIST 30 hisselerinde görüyoruz. Farklı farklı yabancı fonların girişi var ki özellikle burada aslında son 2 aylık dönem itibariyle Türk varlıklarının performansını burada ilişkilendirdiğimiz zaman bir olumlu yönde ayrışma etkisinin de olduğunu görürüz ki bu aslında genel fiyatlama düzlemi içerisinde özellikle Mart sonu TCMB başkan değişikliğinden itibaren oluşan en iyi piyasa durumu olarak görünüyor. Tabii günlük bazda özellikle burada Cuma günü Powell'ın yapmış olduğu açıklamaların piyasa yansımaları ve gelişen ülkeler tarafındaki yansımaları da önemli ki burada TL varlıklarının yine ön plana çıkan bir düzlemde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Fed'in varlık alımlarını muhtemelen bu yıl bitmeden azaltmaya başlaması bekleniyor ama Powell bunu öyle bir tandansta söyledi ki piyasaları korkutmadan ve tamamen tapering olgusu ve faiz arttırma olgusunu birbirinden ayrıştırarak söyledi. Bu yüzden bu dengeli söylemin fiyatlaması şu anda TL tipi varlıklar açısından oldukça olumlu. Ve tabii bugün hani dolar tarafındaki suların durulması şu anki piyasa düzlemini çok etkiliyor. Özellikle kurun biraz aşağı yönlü hareketine momentum kazandırdığını görürüz. 8.30'un da altına kayan bir fiyatlama oldu ki yine burada özellikle son 2 ayki trendi ön plana çıkartacak olursak
TL'nin Haziran sonundan itibaren %5 civarında bir değer kazancının olduğu görülmekte. Özellikle kurda tabii 8.70 gibi seviyelerin görüldüğü düzleme itibariyle bu fiyatlamalar oldukça olumlu görünüyor. Ama TL'nin tabii ki halen değerinin öngörülebilirliği konusu oldukça zayıf. Özellikle son çeyrek tabii çok bu noktada kritik olacak. Çünkü malum makro stabiliteyi çok yakından ilgilendiriyor. Şu anda fiyatlama düzlemi, kur istikrarı, fiyat istikrarı konusu enflasyonla da çok yakından ilişkili ve enflasyondan da tabii ki TCMB faiz politikasına varıyoruz. İşte Fed QE tapering ile TCMB'nin o enflasyon düşüşü beklediği son çeyrekteki politika düzleminin çakışmasından oluşacak fiyatlama düzlemlerinin de bu noktada dikkat sağlanması gerekiyor ki buradaki iyimserlik de hani dolardan gelen iyimserliği denklemin dışında bıraktığımız zaman TL açısından durum yani inanç şurada kaynaklanıyor. Enflasyon üzerinde faiz, dezenflasyon etkileri sağlayacak sıkılıkta politika taahhütleri TCMB'nin erken gevşemeyeceği yönelik piyasa inancını öne çıkarıyor. Türk piyasasında ucuz ve maliyetlerin giriş için uygun olduğunu düşünecek olursak tabii yabancı uygun gördüğü müddetçe fırsat kovalamayı sürdürecektir. Peki CDS'lere bakıyoruz. En son Merkez Bankası Başkanı değişikliği sonrasında biliyorsunuz 370'lerin üzerine dans ediyordu diyeyim daha doğru olacak. Şu an 370'ler civarındaydı en son baktığımda. Ekranda da yansıttık. Tabii sen de bahsettin yabancı girişi de mevcut az da olsa diye. Bunun süre gelmesi beklenir mi acaba? Artı bizim normalde Türkiye CDS'leri 5 yıllıklarda 200'ün altındadır. Çok uzun bir zamandır bu seviyelerdeyiz. Bu bahsettiğim 200 seviyelere nasıl bir normalleşmeyle gelebiliriz? Yani pandeminin etkisi de tabii var. Bir de bu gelişmiş ülkelerin ekonomileriyle ilgili sorunlar da var. Ne dersin Enver? Tabii şimdi malum gelişmiş ülkelerin politika tandansları gelişmekte olan ülkelere olan eğilim açısından çok belirleyici. Tabii burada şu da var. Yani Türkiye'nin şu an çok yüksek olan fonlama maliyetlerini yaratan tek etmen enflasyon değil, enflasyonun da üzerine eklenen risk maliyeti ki bu konuda hem yani iki başlıkta da benzer ülkelerimizden çok negatif yönde ayrışan bir noktada olduğumuzu görüyoruz. Çünkü şu an Bloomberg'in takip ettiği gelişmekte olan ülke ekonomileri listesine baktığımız zaman Türkiye'nin hani farklı ligde olan Venezuela, Arjantin gibi ülkeleri dışarıda bıraktığımız zaman benzer ülkelerinin üzerinde bir CDS puanına sahip olduğunu görüyoruz. Şu an Türkiye'ye en yakın ülkelerin yani yine 3 hanede CDS'leri olan ülkeler var ama Türkiye kadar yüksek seviyelerde değil. Burada tabii politika öngörülebilirliği konuları, tabii bunun başında en başında fiyat istikrarı konusu, ekonomi dışındaki başlıklar ki bunlar en başta jeostratejik konumlanmalar, dış dünya ile ilişkiler, özellikle Türkiye'nin bölgesel konumu ve çıkarları ile alakalı konular, Amerika ile ilişkiler gibi birçok başlıktan oluşan bir risk profili şu anda yaratılmış durumda ve bu da tabii ki Türkiye'nin gerek kredi notu açısından oradan da bir tüme varım tümden gelim yaptığımız zaman aslında çift taraflı bir ilişkide Türkiye'nin yurt dışı borçlanma maliyetleri üzerinde etkisi var. Dolayısıyla buradaki zaten profili ve ekonomideki faiz yükünü azaltmanın bir yolu da ülkenin politika ve ekonomi politikası öngörülebilirliğinin ve tabii ki bu noktada politika sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ileri gelmekte. Ve tabii ki bu politika uygulamalarının da ekonominin kısa, orta, uzun vadeli hedeflerine yönelik bazı sonuçları ortaya çıkartması gerekir. Şu an ekonomik büyüme açısından iyi bir noktada görünüyoruz. Özellikle yılın genelinde sanayi üretimi gibi, ihracat gibi göstergelerde kuvvetli bir büyüme momentumu sağlandı. Kredi genişlemesi tabii biraz daha böyle yan etkileri olan bir büyüme kaynağı ve aynı zamanda enflasyonun kaynağı olarak ortaya çıkmakta. Bir de tabii ki burada genel düzlem itibariyle de büyüme profilinde geçen yıldan gelen baz etkisi var. Nitekim yarın ikinci çeyrek büyümesi biz %21 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Ama şu da var, enflasyon içerisinde bir büyüme sağlama noktasındayız.
ve bizim her ne kadar son çeyrekte bir baz etkisiyle gerileme beklense de aslında enflasyon ana metrikleri itibariyle global enflasyon eğilimleri olsun, zayıf TL düzleme olsun veya ham madde fiyatları, iklim koşulları vesaire gibi etmenler olsun, şu an bu metrik çok fazla düzeliyor gibi görünmüyor bakıldığında. O yüzden hani ekonomik göstergelerin birbiriyle uyum sağlaması, ekonomik dönüşümün sağlanması aşamasında özellikle teknoloji dönüşümü, rekabetçi sektörler ve Türkiye'nin uzun vadede cari açık profilini düzeltecek gelişmeler. Yani bunlar tabii geniş vadede düzenlenecek şeyler ama en başta sürdürülebilir büyümenin önünü açacak fiyat istikrarı olgusunun sağlanması açısından uzun vadede güven olgusu, kısa vadede ise getiri olgusunun beslenmesi konusuyla alakalı bir düzlemde olduğumuzu görüyoruz. Ve tabii burada CDS profilinin de gerilemesi, eski normal seviyelere dönmesi ve gelişen ülkeler normaline dönmesi düzleminde de tabii birçok başlıkta halen ilerleme var. Daha iyi bir konumda olmakla beraber aslında halen benzer ülkelerimizden çok daha negatif ayrışan bir konumdayız. Şimdi büyüme tarafına da bir göz atalım. Daha doğrusu Türkiye'deki büyüme rakamını bizim Bloomberg HT'nin araştırma departmanının yapmış olduğu anket %22 civarı bekleniyor ikinci çeyrek için. 20-22 arası bir beklenti var. Çeyreklik bazı çok yüksek bir rakam tabii baz etkisinden de bahsedersin. Tabii bunun sürdürülebilirliği önemli. Bütün sene için %8 bekleniyor büyüme. Önümüzdeki yıl için %7-%8 arası bir beklenti olduğu da ifade ediliyor. Siz ne bekliyorsunuz büyümede ve kalıcı olması adına aslında neler yapılmalı? Bu tabii olağanüstü bir iki sene olduğu için. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi olağanüstü bir iki sene geçiriyoruz. Tabii kötü dönemden sonra gelen iyi dönem etkisini biz büyüme tarafında ikinci çeyrek rakamında göreceğiz. Yani %20'nin üzerinde bir büyüme beklenmesi bir defa geçen yılın aynı dönemindeki kötü baz nedeniyle ileri gelmekte. Ama dönemsel büyüme düzlemine baktığımızda da başta sanayi üretimi ve kredi genişlemesindeki önceki dönemlerin devir etkisi gibi faktörler gibi unsurların da burada etkili olduğunu görüyoruz. Ki ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe geçişte de ekonomideki güçlü öncü göstergelerin çizdiği resim bir dönem kapanma harici onun da geri dönüşünün etkisi kuvvetli oldu açılmayla beraber. Yani üçüncü çeyrekte de biz buna hizmet sektörü ve turizm katkısının belirgin bir şekilde girmiş olduğunu göreceğiz. Bu da tabii ki yılın genelindeki büyüme performansını yukarı doğru çekecek bir etken. İç talep koşulları benzer şekilde ki iç talep koşullarının normalde sıkı para politikası ve son makro ihtiyati tedbirlerine rağmen hani belirgin şekilde yavaşlaması beklenir ama şu an kredi profiline baktığımızda özellikle ihtiyaç kredilerindeki ağırlıklanma itibariyle hani biraz daha talep, ithalat hani buradan da bir etki geleceğini görürüz ki bu tabii ki yan etkili bir büyüme şeklinde olacak. İhracatın katkısı dış pazarlardaki toparlanma kaynaklı bir durum. Şimdi tabii yılın geneli açısından hani büyüme çekinceleri var mı? Var tabii ki. Covid varyantları kaynaklı küresel veya yerel ekonomik şok etkisi. Hani bizim tabii ki hani alem bu çekince unsurunu saklı tutmamıza neden oluyor ama hani geçen yıldan gelen bazın da olumlu katkısıyla da yıl genelinde aslında 2020'de de G20'de büyüme kaydeden az sayıda ekonomiden bir tanesiydik. %1.8'lik bir büyüme performansı gösterdik Covid senesi olmasına rağmen. Bu yıl geri dönüş etkisini muhtemelen kuvvetli bir şekilde yaşayacağız oransı olarak. Yani 2021 ekonomik büyüme beklentimiz bizim de 7.8 önceki tahminlerimizden yukarı yönde revizyona uğratmış bulunuyoruz. Ama tabii büyüme sürdürülebilirliği açısından ekonomideki yapısal dönüşüm etkisi oldukça önemli. Türkiye'nin uzmanlaştığı sektörlerin sayısını arttırarak cari fazla veren bir ekonomiye dönüşüm aşamasında rekabetçi olması ve emek yoğun sektörlere, sermaye yoğun sektörleri de etkilemesi konusu oldukça önemli. Ve tabii bu çerçevede de burada özellikle bizi dış şoklara karşı kırılgan hale getiren, hassas hale getiren etmenlerin başta
ithal ağırlığı olmak üzere ya da ham madde ihtiyacı gibi unsurlar olmak üzere dönüştürülmesi aşamasında da planlamalar uzun vadede, geniş vadede yapılması gerekiyor ve ilerletilmesi gerekiyor diyelim. Peki enflasyon var, bu hafta yine açıklanacak ihracat verileri var. Bununla ilgili yorumların nedir? Enflasyon özellikle, çünkü önümüzdeki süreçte bu enflasyon rakamlarının yönünün ne tarafa evrildiğini anlamaya çalışıyoruz hemen. Evet, enflasyon aslında göstergeleri itibariyle riskli bir profil çiziyor. Burada tabii enflasyon aşamasında bizi mevcut bulunduğumuz seviyelere doğru getiren etmenler, zayıf TL, global enflasyon eğilimi, enflasyon ana görünümünün sonraki dönemlere devir etkisi ve bunun fiyatlama davranışlarına etkisi, üfenin potansiyeli gibi etmenler şu anda enflasyon ana kaynakları gibi görünüyor. Zaten global enflasyon görünümü çok yoğun bir şekilde ham madde, tedarik gibi konulardan ileri geldiğinden dolayı ve buradaki arz sıkışıklığı aslında bütün ülke ekonomilerinin ana sıkıntısı olduğu için kontrol dışı bir faktör gibi görünüyor. Ancak diğer taraftan burada özellikle mali politika önlemleri ya da vergilendirme gibi düzenlemeler ile beraber enflasyonun etkisi sınırlanabilecek bir potansiyele sahip görünüyor. Bir de tabii ki bu etki aslında normalde hani para politikasından gelen bir etki olmakla beraber son dönemde biraz özellikle bu ihtiyaç kredilerinde bir makro ihtiyati düzenlemeler olmuş. Şimdi muhtemelen bankalara da belli kriterler getirilecek bununla alakalı olarak. Yani biraz iç talep koşullarını para politikasından ziyade bankaların kredi kriterleriyle beraber bir sınırlama yolunda hareketlenme düzlemi içerisinde oluyoruz. Bu talep enflasyonunu sınırlamayı amaçlayan bir etken ama maliyet enflasyonu burada özellikle dönemsel fiyatlama davranışları içerisinde etkili olmayı sürdürebilir. Tabii enflasyonda düşüş beklentisi nereden geliyor? Çok yoğun bir şekilde geçen yılın son çeyreğindeki gerçekleşmeleri itibariyle bu yıla devredecek olan baz etkisinden ileri gelmekte. Ama bu sınırlı bir şekilde de gerçekleşebilir. Çünkü şu an piyasa beklentilerine veya ekonomist beklentilerine baktığımızda %16-16,5 aralığına sıkışmış enflasyon beklentileri olduğunu görüyoruz. Bu da tabii Merkez Bankası'nın enflasyon üzerinde faiz uygulaması taahhüdü itibariyle. Şimdi Ağustos enflasyonu çok kritik. Yani biraz aşağı giderse reel faiz konusunda bir nefes aldırıcı alan sağlayabilir. Tabii Merkez Bankası'nın faiz arttırmama isteğine muhtemelen dayanak oluşturan etmen de enflasyonun son çeyrekte sağlayacağı gerilemeyle kendiliğinden pozitif bir faiz pozisyonu oluşturabileceği ama burada tabii karşımızda da Fed QE tapering gibi bir etmenin olduğunu düşünecek olursak bizim yine bu küresel finansal piyasalardaki hareketlere, gelişmekte olan ülke paralarına, kurun enflasyona devir etkisine vesaire gibi etmenlere bakmamız gerekecek. Bizim Ağustos enflasyonuna ilişkin beklentimiz sınırlı bir geri çekilme olabileceğine dair, yani 18,5 seviyesine doğru olabilir. Tabii dönemsel etkilerden ziyade enflasyon ana görünümünün şu an halen bir yukarı risk ve eğilim teşkil ettiğinin de altını çizmek gerekiyor. Peki Emel, çok teşekkür ediyorum sana vermiş olduğun bilgilerden dolayı. Zaten yarın da büyüme rakamı ve cumada enflasyonla beraber Amerika'da tarım dışı istihdam verisini alacağız. Yarın da ADP özel sektör istihdamı gelecek. Bir araya gidelim, aradan sonra İTO Başkanı yayında olacak. Devam ediyoruz. İTO Başkanı Şekip Avdagiç bizimle. Başkanım, iyi akşamlar. Teşekkür ederim Zeliha Hanım. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi siz sanayide şu anda işlerde ve siparişle ilgili sıkıntı yok ama bazı üreticilerin çip var diye döndüğünü de biliyoruz. Ama burada en büyük sıkıntımız eleman ham madde sıkıntısı ve faiz dediniz bugün Dünya Gazetesi'nde. Şimdi finansmandan başlayalım. Piyasadaki finansman sıkıntısı nasıl çözümlenebilir? Burada bizim finansman sıkıntısından kastımız ağırlıklı olarak Türkiye'nin artan üretim hacmi ve ihracat artışının devamını sağlamak için özellikle selektif bir şekilde yatırımcılara yönelik
finansman konusunda bir pozitif ayrımcılık sağlanması, özellikle orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerine yatırım yapan yatırımcıya bu konuda destek verilmesi, öncelik verilmesi, bu sayede Türkiye'nin hem üretimini ve ihracatını artırması, katma değerli ürünler konusunda da bir adım öne geçmesi. Dolayısıyla bizim burada kümülatif bir finansman desteği konusunda bir talepten ziyade seçilmiş, ihracat ağırlıklı çalışacak, modernizasyon, yeni teknoloji, son dönemlerde çok daha fazla önem kazanan yeşil ekonomiye uygun bir şekilde yatırımlarını yapan veya yatırımlarını bu seviyeye çıkartmak için hamle yapan, yatırım yapan, modernizasyon yapan tesislere yönelik bir süreç, bir talep konusunda finansman maliyetlerine kamu desteği verilmesini teklif ediyoruz. Şimdi kamu desteği dediğiniz, tabii bunu biraz daha açmakta fayda var. Çünkü kamuda desteğinde kamu, bu 80 milyonun da içinde olduğu kaynak, milyonun kaynakları da demek bu. Nasıl olacak özel teşebbüs finansmanı kamu kaynaklarıyla? Bir modellemeniz var mıdır acaba? Türkiye bizim gündeme getirdiğimiz konu ilk defa uygulanacak bir şey değil. Bugüne kadar birçok yatırım teşviklerinde zaten devlet yapılan yatırımlarla ilgili katlanılan finansman maliyetlerinin bir kısmını yatırımcılara geri ödedi. Dolayısıyla biz yeni bir şey söylemiyoruz. Şu anda Türkiye'nin hızlanan ihracatını ve artırması gereken üretim hacmine yönelik olarak biraz evvel ifade ettiğim gibi selektif bir sektörlerin ve coğrafyaların seçilmesi ülkemizde ve bunlarla ilgili yapılacak yatırımlara yatırımlar sırasında oluşan finansman maliyetlerinin bir kısmının daha evvelki teşviklerde olduğu gibi kamu tarafından iade edilmesi veya karşılanması. Yani burada biraz benim anlamakta güçlük çektiğim bir konu. Burada sanki bir kamu kaynağı işte özel bir sektöre aktarılıyormuş gibi gözüküyor ama bu zaten bugüne kadar bütün teşvik mekanizmalarında belli bir pozitif ayrımcılık uygulana geldi bugüne kadar Türkiye'de de. Bizim bu genel ve çok kapsayıcı teşvik politikalarından ziyade daha selektif, belirlenmiş bir çerçeve uygun bir sürecin içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Özellikle karbon ayak izinin önem kazandığı, çevre duyarlılığına uygun üretim metodolojilerin devreye girmesi gerektiği bir dönemde bunu öne almamız lazım. Bunu vurgulamak istiyoruz. Yani aslında teşvikler genel değil, hangi sektörün özel ihtiyacı nasılsa böyle karşılanmalı mı anlayacağız Sayın Başkanım? Çünkü bu iş dünyasında devamlı aslında dillendirilen bir şey. Genel teşvik yerine gereken ve verimliliği en yüksek ya da yüksek olacak sektörlere kaydırılması noktasında. Doğru mu anladınız? Burada doğru anlıyorsunuz. Türkiye'nin ihracat kompozisyonuna baktığınız zaman toplam ihracat rakamlarının içinde orta yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji ürünlerinin toplam içindeki payı oldukça az. Devletler içinde bunu maalesef arttırma imkanı bulamadık. Dolayısıyla Türkiye daha konvansiyonel ürünlerin üretimini ve ihracatını gerçekleştiren bir ülke. Önümüzdeki dönemde bizim mutlaka bu resmi belli bir zaman diliminde değiştirmemiz lazım. Bizle beraber bundan 20 sene, 30 sene evvel benzer kompozisyonlara sahip ülkelere baktığımız zaman bu ülkelerin ihracatlarının içinde yüksek teknoloji, orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yüzdesini fevkalade arttırdığını görüyoruz. Türkiye bu konuda arzu edilen noktaya gelmesi için epey kat etmesi gereken mesafe var. Dolayısıyla burada dediğim gibi belirlenecek bir segment için mutlaka özel bir yaklaşım göstermesi gerektiğini altına vurup ölçülmek isterim. Peki Sayın Başkanım, bir de bir karbon ayak izi dedik. Bu son zamanlarda zaten daha önce yıllardır konuştuğumuz bir konu. Avrupa Birliği de çok hassas yaklaşıyor. Bu da Çin tarafı. Dünyanın bazı ülkelerinde de yaklaşım hassas. İş dünyasının bu duruma uyumu için ya da iş dünyasının diğer ülkelere iş yapabilmesi için gereken bir şey diye adlandırılıyor bu hadise. Bununla ilgili çalışmalar var mı kamuda ve özel sektörde? Tabii ki var. Mesela bunun en bariz örneğini Türkiye'nin son 10-15 yılda yeni yaptığı enerji üretim yatırımlarında görüyoruz. Türkiye Avrupa'da son 15 yılda yaptığı yeni tesislerin içinde yenilenebilir tesislerin yüzdesine baktığın zaman Avrupa'nın ilk 3 ülkesi arasına giriyor. Yani bunun içinde biliyorsunuz rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve hidroelektrik santrallarının elde edilen enerji bunun içine giriyor.
Dolayısıyla bu konuda Türkiye mesela enerji üretimi konusunda çok hızlı ve iyi bir süreç yürütüyor. Ama bunun yanında Türkiye'nin bazı geleneksel üretim ve ihracat kalemleri var. İşte çimento, demir çelik bunun başında geliyor. Bunlarla ilgili mutlaka yeni teknoloji alması lazım. Mesela sizin demin dediğiniz konuyla ilgili bir örnek vermek isterim. Avrupa'nın önümüzdeki dönem için, termin için, yeşil ekonomiye geçiş için 1 trilyon euroluk bir kaynak aktarıyor. Yani burada işte kamu kaynağı aktarılıyor vesaire. Bütün dünyanın yeni bir konsepte uygun olarak çok ciddi bir kamu kaynağını bu işin seferber ettiğini görüyoruz. Bizim burada bence üçlü bir yol haritası oluşturmamız lazım. Bir tanesi aday ülke olarak Avrupa Birliği'nin bu fonlarına kamu desteğiyle ve direkt doğrudan şirketlerin gayretleriyle olabildiğince çok miktarda buradaki bu fondan, Avrupa Birliği'nin sağladığı bu fondan istifade etmemiz lazım. İkinci olarak Türkiye'deki kamunun kendi politikalarını buna uyarlaması lazım ve bu konuda yatırım yapmak isteyen sanayicilere yönelik biraz evvel dediğim gibi özel teşvik yapmasına, teşvikleri gündeme getirmek lazım. Üç, mutlaka sanayicinin de kendi hem yurt içi satışları için hem de yurt dışı satışları için kendi tabiri caizse röntgenini çekmesi lazım bu konuda ve gereklilikleri planlayıp hızlı bir şekilde bu dünyanın beklentilerine, özellikle Avrupa Birliği'nin ve gelişmiş dünyanın beklentilerine uygun bir şekilde üretimini yenilemesi, güncellemesi, modernize etmesi gerekiyor. Peki ham madde temini noktasında da biz bu pandemi döneminde biz değil tabii tüm dünya sıkıntı yaşadı tedarik zinciri ham madde temini konusunda. Sizin çözüm önerinize de merak ediyorum. Çünkü bazı ülkelerde sadece ithal edilen değil ihraç edilen ham maddeler konusunda da ülkeler ihraç edilecek ürün ve mamulleri belirledi. Bazılarını kıstas ve kısıtlama getirdi kendi üretimi açısından. Nedir sizin çözüm öneriniz bu noktada? Şimdi önce bir büyük resme bakarsak Zeliha Hanım, dünyanın mal ticareti bir yıl içinde %20 artmış durumda. Dolayısıyla özellikle pandemi döneminde devre dışı kalan bazı ham madde üretim tesisleri vardı. Bunların bir kısmı talep yetersizlikten, bir kısmı bakım süreçlerine girmelerinden dolayı, bir kısmı da finansman güçlerinden dolayı üretimlerine ara verdiler. Daha sonra pandemideki bu hızlı çıkışa bağlı olarak çok hızlı bir ham madde talebi bütün dünyada yaşandı. Bunun da baktığın zaman dünyada bütün emtiaların fiyatlarını, siz de kendi kanalınızda bunu çok sık işliyorsunuz, çok hızlı bir yükseliş görüyoruz. Ya yani bu demir çelikten alüminyuma, bütün kıymetli madenlere ve diğer emtialara bunu uyarlayabiliriz. Dolayısıyla bu aslında bunların fiyatların belirlenme mekanizması maalesef Türkiye'nin bu mekanizmaya çok fazla müdahalesi mümkün değil. Ağırlıklı olarak biliyorsunuz Londra Metal Borsası'nda veya başka yerlerde belirleniyor bu fiyatlar. Ama Türkiye'nin bu konuda özellikle yurt içinde bu hammaddeyi kullanarak üretim yapan ve daha çok katma değer sağlayan ürünleri ihraç etme potansiyeli olan üreticisine yönelik olarak ihracatı dengeleyip, tabii ki burada ihracatı tamamen sıfırlamak gibi bir yasakçı zihniyetin de gündeme gelmesi mümkün değil. Çünkü o hammadde üreticileri de 20-30 yılda oluşturdukları bir ihracat pazarı var. Bunları da bir günde yok etmek de hakkaniyetle ve ticari anlamda adil olmaz. Burada çok dengeli bir yaklaşımla yurt içindeki hammadde ihtiyacının planlamasını ve ihtiyaç planlamasını çok iyi yapılıp buradaki ihtiyaç taleplerin olabildiğince karşılandıktan sonra arta kalanın ihracatına yönelmek, bu dönemde Türkiye'nin üretim kabiliyetini, ihracat kabiliyetini ve katma değerli ürün satışını olumlu yönde etkileyecektir. Bizim genel çerçeve olarak ifade etmek istediğimiz konu bu. Şimdi çok uzun senelerdir bu eleman sıkıntısından bahsediliyor. Özellikle üretim ve imalat sektöründe yani daha doğrusu ara eleman sıkıntısı. Şimdi siz de bunu dillendiriyorsunuz ama genel itibariyle bakıldığında işsizlik rakamı yüksek, gençler arasında ve kadınlar arasında yüksek. Biz bunu bir şekilde oturtamıyoruz. Acaba mesleki eğitim midir bunu çözecek şey veya sizin bazı çözüm önerileriniz de var üniversite mezunlarıyla ilgili. Hem bu yüksek işsizliğin katılaşmasını kırmak hem de mevcut durumda üretici şirketlerin de eleman sıkıntısını yok etmek adına çözüm öneriniz nedir? Ücretlendirme sıkıntısı mı acaba bu bir taraftan? Sizin söylediğinizden, son cümlenizden ben başlayayım. Ben de kurgumu tersine çevirerek müsaadenizle size söyleyeyim. Evet,
Türk iş dünyası nitelikli ara elemana ödediği ücretleri bu dönemde artırmak durumunda. Dolayısıyla burada işte basit bir örnek vereyim. Yani bir mesleği diyerek kıyaslamak anlamında değil ama İstanbul'da bir genç motokurye olduğu zaman 7.000-7.500 lira kazanç elde edebiliyorsa siz bir CNC operatörünü 4.000-4.500 lira çalıştırmayı düşünmeniz çok rasyonel ve gerçekçi olmaz. Dolayısıyla böyle bir realite var. Mutlaka iş dünyasının nitelikli, biz artık ara eleman değil ana eleman tabirini de kullanıyoruz bunun için. Bu seviyedeki yetenekli mavi yakalılarımıza, personele daha makul ücretler ödemek durumunda olacak bugünden sonra, bugün ve bugünden sonra. Ama büyük resme baktığımız zaman Zeliha Hanım, bizim eğitim piramidini gözden geçirmemiz lazım. Şu anda eğitim piramidimizde bize göre biraz ortopedik özürlü bir bölüm var o piramidin içinde. Çok fazla yüksek öğrenim görmüş gencimiz var. Buna karşılık piyasada bu kadar çok yüksek öğrenim görmüş gence iş verecek bir karşılığı yok. Dolayısıyla bunların tek kapısı devlete iş bulmak oluyor. Özel sektörde ki talep çok daha sınırlı. Diğer tarafta özel sektörün çok yoğun bir şekilde mavi yakalı yetişmiş belli konularda üretime katkı verebilecek gençlere ihtiyacı var. Biz burada belki bu üniversite mezunu olup kendisine de ailesine de topluma da katma değer oluşturamayan bu gençler için bir rehabilitasyon, bir tekrar bir ikincil bir program gündeme getirilmesi konulmasını öneriyoruz. Bu sayede bunlar hızlı belki 6 aylık, 1 yıllık bir programlarla arzu ettikleri ve iş dünyasının beklediği konularda eğitim almalarını sağlayarak bunların çok hızlı iş dünyasına adapte edilmesi. Bu hem bu gençlerimizin işe daha hızlı iş dünyasına katılımını sağlayacaktır, hem de iş dünyasının beklentilerini karşılayacaktır. Dolayısıyla bu anlamda bunu yaparken de eş zamanlı olarak bu eğitim piramidimizin tekrar gözden geçirmemiz ve buradaki her bir segmentin piyasa beklentilerine uygun olacak şekilde yeniden kurgulanması çok önemli. Burada özellikle meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve bununla ilgili eğitim kademelerinin mutlaka gözden geçirilmesi, kapasitelerin oluşturulması ve yeni teknolojiye uygun sanayinin beklentilerine paralel elemanlar yetiştirilmesi lazım. Burada bazen şunu görüyoruz, eğitim hizmetini verenler, neticede bunun müşterisi iş dünyası ağırlıklı olarak, kamuyu bir tarafa koyarsak. Burada eğitim hizmetini veren kesim çok fazla bu konuda çıkan arkadaşlar, eğitim gören arkadaşların hangi spektre sahip olması gerektiği konusunda çok fazla iş dünyası içinde, iş dünyasıyla iş birliği içinde değil, bu iş birliğini artırmamız gerekiyor. Yeni göreve başlayan Milli Eğitim Bakanımızın özellikle mesleki eğitim konusundaki duyarlılığına biz her aşamada şahidiz. Ondan çok güzel işbirlikleri yaptık bakan yardımcılığı döneminde. Dolayısıyla ben özellikle Milli Eğitim Bakanımızın, yeni göreve başlayan Milli Eğitim Bakanımızın döneminde mesleki eğitim konusunda çok daha etkin sonuç odaklı adımlar atılacağı konusunda mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Başkanım, son iki dakika, siz de toplantıdan çıktınız biliyorum, hemen çok fazla tutmak istemiyorum ama büyüme rakamı gelecek yarın biliyorsunuz. Reel sektör ne kadar bir pay olabilir? Cuma günü enflasyon gelecek, genel bir beklenti var mı? Şimdi büyüme rakamı tabii şu anda herkesin kanaat getirdiği bir oran, %20'nin belki biraz üzerinde olacak. Bu konu bizi rehavete düşürmemeli. Geçen sene çünkü piyasanın, COVID'in en şiddet dönemiydi ve piyasanın dip yaptığı bir dönemdi. Genel anlamda bu sene bir %7'lik sene sonuna doğru bir büyüme olabileceğini düşünüyoruz. Burada bizi umutlandıran iki konu var. Bir, uzun süredir özellikle yatırım mallarına yönelik olan ihracat, ithalat sürekli olumlu gelişiyor. Büyüme rakamının içindeki bunun etkisi çok fazla. Dolayısıyla iş dünyasının yatırım iştahı devam ediyor. Mutlaka devam ettirmemiz lazım. Burada son dönemlerde OSM'lerde yer bulmak konusunda sıkıntı var. Bunları da çözmemiz lazım. Yani yatırımcının
iş dünyasının yatırım iştahının mutlaka önünü sürekli açan bir politika izlememiz lazım. Bunda olumlu süreçler var ama bunun da her türlü tıkanıklığı sürekli ve etkili bir şekilde çözecek mekanizmaların da devrede olması lazım. Enflasyonla ilgili de bizim beklentimiz yarın %1'i belki biraz üzerinde bir aylık TÜFE'de enflasyon artışı olacağını bekliyoruz. ÜFE ve TÜFE arasındaki makas çok açık başkanım. Acaba ÜFE TÜFE'ye daha yansıtıldı mı? Yani yansıtılacak mı ya da? Şu anda tabii ki bu geçmiş böyle bir ekonometrik bir yaklaşımla konuya baktığımız zaman mutlaka bu aradaki makasın belli bir süre içinde TÜFE yüksekse aradaki makasın ÜFE'ye en az %1'in yansıdığını görüyoruz. Bizim bu andaki beklentimiz özellikle biraz dövizin fiyatındaki artıştaki azalma, döviz fiyatlarındaki stabilizasyon hatta biraz geri gelmesi. Buna bağlı olarak bazı ana emtia fiyatlarındaki gevşemeyi de dikkate alarak iş dünyasının şu anda üzerinde ağırlıklı olarak taşıdığı bu makasın olabildiğince az miktarda önümüzdeki aylarda TÜFE yansıması ve enflasyonun hedeflere uygun bir şekilde sene sonuna oluşması için bir beklentimiz ve gayretimiz var iş dünyası olarak. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin yorumlarınız için bu arada. İnanın çok teşekkür ederim. Verdiğiniz için size yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler başkanım. Şimdi yaklaşık bir 4 saat sonra av mevsimi başlıyor. Denizlerde av yasağı bitiyor daha doğrusu. Ramazan Özkaya Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı'na hemen dönmek istiyorum. Ramazan Bey, hiç vakit kaybetmeden soracağım. Bu sezon beklentiler nasıl? Hangi balıklarda daha fazla yeme şansımız olacak? Fiyatlara sonra geleceğim. Buyurun. Geçen senelere bakarsak bu sene çok umutluyuz. Hamsimiz hem et verimi hem yoğunluk bakımından çok çok iyi olacak. Çok değil, çok çok iyi olacak. Lüferimiz zaten çok çok iyi. Palamutumuz iyi olacağını düşünüyoruz. Fakat av mevsimi uzun mu sürer, kısa mı sürer onu henüz biraz daha erken. İstavritimiz de iyi olacak. Yani halkımızın tükettiği bu 4 bilezik balıklar bu sene çok çok iyi olacak. Peki şimdi normalde soğuk hava sever bu yağlanması için balıklar Karadeniz tarafında. Bu noktada bir sıkıntımız olmayacak diye anlıyorum. Ben geçen sene çok balık yiyemedik. Bu sene bu sıkıntınız olmayacak. Tüketicilerimiz bol bol balık tüketecek. Peki ona fiyatlar izin verecek mi Ramazan Bey? Şöyle, zaten arz talep dengesine bağlı fiyatlar biliyorsunuz. Geçen sene Marmara'nın yasak olması bir sözden dolayı fiyatlarda bir yükselme gösterdi. Şimdi hamsinin de bol olması, yoğunluğun bol olması, et veriminin güzel olması çok yakalanacağı için arz talep dengesi de dengelenmiş olacak. Fiyatlarda aşağıya doğru inmeler olacaktır. Olması da mümkün. Peki şimdi normalde hamsi unu yapılıyor diye biliyorum ben. Biraz bunu da bir açmakta fayda var. Dolayısıyla hani daha ucuza hamsi çok bol olmasına rağmen bazen de bazı sezonlar yiyemiyoruz. Bu konuda yorumunuz nedir? Zaten biz kesinlikle un fabrikalarına hamsinin yakalanan balığın %40-50'sinin gitmesine gönlümüz razı değil. Çünkü hamsi, karada, kuru fasulye neyse denizdeki hamsi de o. Tüketiciler için en çok alınan balık da hamsi ve de yakalanan balığın zaten %70-60 ile %70 arası hamsi. Böyle olunca da ister istemez hamsinin insan gıdası için tüketilmesini istiyoruz ve bu yönde de bütün balıkçılarımızla da hemfikiriz ama zaman zaman evet un fabrikalarına gidiyor. Biz Ar-Ge çalışmalarını çok farklı yaparak yetiştiricilerin balık büyütmede başka un balık unla balık yağına başka şeylerin katkılarını koyarak hamsinin balık unlu fabrikalarına gitmesini engellememiz lazım. Onun için sanayi olacak ama insan gıdası bizim için hepsinin önünde diyoruz. Peki şimdi müsilaj sorunu biz ekranlara da çok taşıdık. Hepimiz de gördük zaten denizlerdeki müsilaj sorunu. Şu an için görünmüyor her ne kadar yüzeyde yok. Ama bilim insanlarının açıklamalarında diplerde hala müsilajın olabileceği ifade edilmişti. Var olduğu da kaydediliyor. Dolayısıyla bu müsilajın bu sezon balıkçılığında etkisi nasıl olur? Gerçi Marmara'da gördük. Karadeniz'de çok görmedik diye biliyorum. Ne de soğuk denizlerde. Buyurun. Şimdi müsilaj evet üste bitti. Dipte de geçenlerde Tarım Bakanlığı'nın izniyle iki tane gırgırımız ağ attı. İkisinde de müsilaj çıkmadı. Ama en doğru kararı 2-3 gün sonra balıkçılık başladığında gelen balıkçılardan gelen bilgilerle doğru öğreneceğiz.
bilim adamlarının söylediğini hayır demek mümkün değil. O kadar müsilajın dipte birikmiş müsilajın bir anda kaybolması mümkün değil. Ama balıkçılığa zarar verecek şekilde olduğuna ben inanmıyorum. Ama en güzel şey 2-3 gün sonra belli olacak. Balığa etkisini derseniz bilecik balıklar biliyorsunuz su üzerinde gezen Akdeniz'den Karadeniz'e, Karadeniz'den Akdeniz'e doğru hareket eden balıkların göç yolu üzerinde bulunan Marmara Denizi'ne bu balık Marmara Denizi'ne girecektir. Bilecik balıklarda çok büyük etki olacağını sanmıyorum. Zaten bizim yüzde hemen hemen onuna tekamül ediyor. Pardon %6-7'sine tekamül ediyor Marmara. 20-30 ton arasında balık avlanıyor. Bundan fazla bir değişiklik olacağını sanmıyoruz. Peki şimdi bu hamsiden konuştuk. Palamuttan da biraz bahsedelim. Geçen sene çok palamut yiyemedik. Bu bir sene palamut bol, bir sene az oluyor gözlemlediğim kadarıyla Karadeniz tarafında. Bu sene palamut çok görecek mi? Siz evet dediniz. Bir de fiyatlaması nasıl bekleniyor palamutun? Şimdi palamut geçen seneye göre biraz iyi olacak. Ama bu çok palamutun çok olduğu yıllar kadar olacağında şüphemiz var. Yalnız palamutu çok tüketicimiz bol bol yiyecek. Yine de söylediğim gibi bugünden fiyat belirlememiz mümkün değil. Çünkü hep arz talep dengesi. Eğer balık az çıkıyorsa fiyat artıyor, çok çıkıyorsa azalıyor. Ama ben fiyatların geçen seneden çok aşağıya düşeceğine inanıyorum. Çünkü bütün veriler, balıkçıdan gelen bilgiler, denize baktığımızda gördüğümüz, boğazdan geçen balıklar takip eden balıkçılarımız var. Bunu görünce de biz denizlerimizde bu sene çok bereketli balık olacağını, hem balıkçının yüzü gülecek, hem tüketiciler de alabileceği fiyata kadar ineceğine de inanıyoruz. Bol bol balık yiyecekler. Peki, son eklemek istediğiniz varsa onu da alayım. Sonra tamamlayacağım yayını. Son söylemek istediğiniz nedir? Tabii burada biz denizleri koruyabilmek için tüketicilerde de isteğimiz var. Boy, yer, zaman yasasına uymayan balığı almasınlar. Balıkçılarımızda bir şeyimiz var. Çok aşırı balık yakalamak değil, sürdürülebilirliği sağlamamız lazım. Bu denizler bize bir emanettir. Buna ihanetlik etmeden, bu denizin balığını da koruyaraktan büyüklerden aldığımız bereketli denizleri ileriki nesillere bol bereketli devretmek bizim en büyük görevimiz. Bunun için de hem balıkçılar hem tüketiciler el ele verirsek bu dünya ortak mirasını yıllarca bol bol yakalayıp yiyebiliriz. Peki Ramazan Bey çok teşekkürler. Umuyorum dediğiniz gibi biz bu sene geçen seneye nazaran balığı ucuz yeriz. En azından balığı ucuz yeriz. İnşallah. Teşekkür ederim. Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz. Dediği gibidir umuyorum diye tahmin ediyorum. En azından balık mevsiminde balığımızı bol yeriz. Geçen sene çok fazla balık maalesef olmadı. Fiyatlar da yüksekti, yemedik. Peki ben teşekkür ediyorum bütün konuklarıma ve kapatıyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.